Bonding uygulaması hangi diş problemlerinde kullanılır diye merak ediliyor. Bunları madde madde sıralamak lazım. Birinci, en çok sıklıkla kullanılan bonding uygulaması diş aralığı olan vakalardadır. Kişinin dişler arasında aralık varsa ve bu aralıklar çok geniş değilse bonding mükemmel bir uygulama yöntemidir. Eğer aralıklar çok büyükse o zaman farklı yöntemlere başvurmak gerekebilir. Lamine veya ortodontik tedavi gibi. İkinci olarak bonding diş kırığı olan vakalarda uygulanır. Yani kişi eğer çocuk yaştaysa, düştüyse, bir yere çarptıysa, dişini kırıldıysa. Ve unutmamak gereken bir konuyu ekleyeyim. Eğer çocuğunuz düştü, dişi kırıldı. Sizlerden ricam lütfen diş kırığını saklayın. Bazı durumlarda diş kırığını tekrar yerine yapıştırmak mümkün oluyor. O yüzden kırılan parçayı atmamak lazım. Kişi kırılan parçayı atarsa da bu parçayı bondingle tamamlamak mümkün oluyor. Bonding uygulaması ayrıca bazı dişlerdeki ufak tefek rotasyon yani dönmeleri düzeltmek için kullanılır. Yani eğer diş hafif döndüyse, dişte hafif çıkıklık varsa bunlar da bonding uygulaması başarılı oluyor. Bir yüzeyini ekleyerek rotasyonu daha az gösterebiliriz veya çok az bir yerinden aşındırıp birini ekleyerek yine dişi daha düzgün gösterebiliriz. Bonding uygulaması ayrıca kozmetik kontrollama yönteminde başarılı oluyor. Yani kişinin dişlerinde çok ufak tefek bozuklukları var. Bazı dişlerden çok az aşındırarak, bazılarına çok az ekleme yaparak yine gülüşü daha mükemmel hale getirmek mümkün. Bazı kişiler de çok sivri olan köpek dişlerinden rahatsız olurlar. Sivri olan köpek dişlerinde yine bonding uygulaması yapmak mümkün. Sivriliğinden biraz alarak ve boşluk kalan yeri biraz doldurarak dişi daha yumuşak hale getirmek mümkün. Biliyorsunuz sivri olan köpek dişleri kişiyi daha sert ve daha agresif gösterir. Her zaman ön dişlerin biraz daha uzun, yanlara doğru biraz daha kısalması makbul kabul edilir.